da yaptırdı Ulu Cami imamlarımdan. Mevlid-i Şerif'in yazarı. Evet. Tabii Süleyman Çelebi'den de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bir sabah çok onun görmüş olduğu Ulu Cami'de Hazreti Peygamber'i görüyor. Tabii. O zaman Medine'deki olaydan hemen buraya bağlantı yapıyorum. O 40 günlük itikafını bitiren, erbayını çıkaran Emir Buhari rivayet odur ki son sabah Peygamberimiz tarafından vazifelendirilir. Sen bir ışık göreceksin, bir kandil artık nasılsa onu takip et ve onun söndüğü yere tekkeni kur. Ve Emir Buhari o genç delikanlı Bursa'dan çıkıyor, Medine'den çıkıyor. Gele ta Bursa'ya kadar geliyor. Uludağ'ın eteklerinde bir yerde ışık sönüyor ve oraya yerleşiyor. Tabi o sıralarda Yıldırım Bayezid de Avrupa'da seyri seferde. Fatma Hundi Hatun, az önce kabrini gördük. Fatma Hundi Hatun da o günlerde Bursa'da, Yıldırım'ın kızı. Anne Devlet Hatun da var. Devlet Hatun da Germiyan Bey'in kızı. Germiyan oğulları. Birinci Murat'a bakın siz. Yani Germiyan Bey'in kızını alıyor oğlu. Yıldırım Bayezid'le evlendiriyor. Hatta evlendirici çeyiz toprağı olarak Tavşanlı, Emet, o bölgeler Osmanlı'ya katılıyor. Çeyiz toprağı. Çeyiz toprağı. Hamitoğullarından toprak satın alıyor. Karamanoğulları'yla irtibat kuruyor. Bir de bu yönler de var. İşin siyasi boyutu. Sonra bir gece rüyasında Yıldırım Bayezid'in Emir Buhari, Fatma Hundi Hatun'la seni nikahladım diyor Peygamberimiz. Aynı rüyayı kızcağızla görüyor Fatma Hanım. Üç gece üst üste görüyorlar. Tabii şimdi genç bir kız, bekar bir kız kalkıp ben böyle bir rüya gördüm diyemiyor, edeben. Ama Emir Buhari dünürcüyü gönderiyor. Şimdi bir garip derviş o gün elini salasanız sokakta bin tane dervişe çarpıyor. Biri geliyor padişahın kızını istiyor, verirler mi? Yıldırım yok zaten, kadıncağız kendi başına. Haber Yıldırım'a ulaştırılıyor. Yıldırım da o günlerde bir kaleyi almakla meşgul. Can hıraş düşmüyor kale bir türlü ve resmen tam böyle romanlara konu olacak bir şey yaşanıyor. Tam kuşatmanın en sıkıntılı o cevcevli anında kalenin kapısına yeşil elbiseli bir zat ordunun içinden çıkıyor. Elindeki o gürzü vurup kapıyı parçalıyor ve giriyor. Tabii herkes giriyor, kale alınıyor. Yıldırım diyor ki o yiğidi bulun bana. Kimse bulamıyor tabii ki. Bursa'ya dönüşü tabii haber gitmiş, bir damat adayı var diye. Yıldırım zaten celalli adam. Yıldırım bir Yavuz Sultan Selim iki. Onların yanına yaklaşamazsın zaten. Nefes alınmıyor. Öyle onlar biraz öflü padişahlar. Ve Yıldırım Bursa'ya girdiğinde damadı sunuyorlar. Bir bakıyor kale kapısını açan kişi. Ve hatta aslında rivayet odur ki Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Beyazıt'ın Macaristan seferinde çok şiddetli bir harp. Orada da aslında karşılaştığı söyleniyor. Asker arasında çok yaralı var. Yaraları sarılıyor. O işte yaraları saran kişinin de Emir Buhari olduğu söyleniyor. Evet. Bunlar bir açıyorlar, bakıyorlar, aa yaraları iyileşmiş. O zaman da diyor onu bulun bana getirin. Ve işte sonra bu kalenin fethinde karşısına çıkıyor. Ve sonra kızını isteyen kişi de o çıkınca veriyor. Tabii kızı verecek, ne yapacak? Veriyor ve böyle kıymetli bir zat, hem peygamberimizin soyundan gibilen bir zat. Şimdi bakın mesela bazıları Osmanlı'da yabancılar evlilik olunca kalkıp ay soy bozuldu falan diyenler, acaba kalkıp peygamber akrabalarında evlilik yapıldığında soy peygambere dayandı diyorlar mı? Yani bunlar aslında çok kıymetli şeyler değil. İnsanın anasının babasının nereden geldiği, hangi ırktan olduğu, insan hayatını neyle geçirdiyse öyle kıymet kazanır. Anne evet. Babadan değil. Ama burada görüyoruz ki bir peygamber soyundan bir insan padişah damadı oluyor. Bir nevi şeyhülislamlık yapıyor ve uzun yıllar, hatta Timur'un Bursa'yı yağmalamamasında Emir Buhari'nin